Kızımı alabilmemin anahtarı o kadın. Bütün hayatım, kaderim, mutluluğum. Pazar sürprizi Show TV'nin yeni bombası Kırmızı Kamyon'un setine girdi. Usta oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle ekranlara gelmeye hazırlanan Kırmızı Kamyon'un setinden büyük sürprizler. Çok zor günler geçirdim ama düştüğüm yerden de sadece kızımın sevgisiyle kalktım. Madem o kadar düşünüyorsun kızını, o zaman kurtarsaydın ya annesini yangından. Ben adli psikolog Yonca. Uğur Eser'le aranızdaki vesayet davası için atandım. Çocuk bizimle mutlu anlasana. Bırak kızın aile ortamında büyüsün. Pazar sürprizi Kırmızı Kamyon setine sizler için girdi. İnsanlar yangında ölümü arkasına bırakıp hayata koşuyor. Ben eşimi, ömrümün annesini yangında kaybedeli bir yıl oldu. Ekranlarda bundan böyle Kırmızı Kamyon fırtınası esecek. Başrollerinde Görkem Sevindik, Usan Çakır ve Nilay Deniz'in yer aldığı ve Show TV ekranında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan aksiyon dolu dizinin setine sizler için girdik. O kadının iki dudağı arasında. Öyle üzülüyorum ki bunu. Çok yakın arkadaştılar. Kardeş gibiydiler. Bu kadar çaresiz bırakma adamı. Kahraman itfaiyecilerin zorlu hayatlarını ve tehlike dolu maceralarını anlatan Kırmızı Kamyon dizisinde yer alan Görkem Sevindik'le birlikteyiz ilk olarak. Sette yaşananları ve diziyle ilgili birkaç küçük tüyo alalım. Kahramanların hikayesi gerçekten çok göz ardı edilmiş kahramanların hikayesini anlatacağız. İçerisinde çok aksiyon olan, dram olan, polisiye olan, her kesime hitap eden bir iş olacak. Daha çok itfaiyecilerin hayatını anlatacağız ama bunun yanı sıra da bir baba kız hikayesi olacak. Hemen soralım. Görkem Sevindik hangi rolde çıkacak izleyici karşısına? Biraz dizideki karakterinden bahseder mi bize? Evet, bir yangınla başlayan. Benim oynamış olduğum karakterin adı Uğur. Bir yangın sonrasında kızını kurtarıyor fakat karısını kurtaramıyor. Karısını kurtarmak isteyeceği zaman bir bazı sebeplerden dolayı içeri girmesi yasaklanıyor. Karısını kaybediyor. Karısını kaybettikten sonra da bir karısının intikamını almak için çabalayan bir adam. Aynı zamanda da kızına kavuşabilmek için çabalayan bir adam. Hep bir uğraş içerisinde. Gayet keyifli. Kırmızı Kamyon'da bol bol aksiyon ve yangın sahneleri var elbette. Oyuncular bunun için özel bir eğitime tabi tutulmuşlar. Biz itfaiye karargahlarına gittik ve orada gerçekten bir itfaiyeci ne yapar, ne eder, nasıl yaşar, olaylara nasıl müdahale eder. Biz bunların hepsinin eğitimini aldık zaten. Onlar bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Eğitim sırasında da bütün oyuncu arkadaşlarımızla zaten irtibatımız daha da kuvvetlendi. Sete çıktığımızda aslında bilgili bir şekilde sete çıktık. İnsanlar yangında ölümü arkasına bırakıp hayata koşuyor. Ben eşimi, ömrümün annesini yangında kaybedeli bir yıl oldu. Dizinin diğer başarılı oyuncularından Melisa Akman ve Timur Ölkebaş'la birlikteyiz. Ölkebaş dizide canlandırdığı karakteri anlatıyor bize. Bedri karakteri tipik bir Karadenizli. Dizi için söylenen bir slogan var. Herkesin ölümden koşarak kaçtığı yere biz koşarak dalıyoruz, giriyoruz diyorlar. Tipik Karadeniz karakteri de şeydir, herkesin ağlayarak kaçtığı yere gülerek girer. Bedri de böyle sıcak, esprili bir karakter. Dizinin güzel oyuncusu Melisa Akman da iyi bir eğitim aldıklarını söylüyor Kırmızı Kamyon için. 4 aylık bir çalışma süreci, ön hazırlık süreci geçirdik ve birlikte bir uyumumuz var. Ve bu uyumda samimiyeti getiriyor. O yüzden seyirci tarafından bu samimiyetin anlaşılacağını düşünüyorum. O kadının iki dudağı arasında. Öyle üzülüyorum ki bunu. Çok yakın arkadaştılar. Kardeş gibiydiler. Bu kadar çaresiz bırakma adamı. Dizinin yakışıklısı Usan Çakır'la birlikteyiz şimdi de. Usan Çakır bu diziyle birlikte yepyeni bir dünyayla tanışmış. İtfaiye dünyasıyla tanıştık tabii. İlk defa bununla karşılaşıyoruz. Eğitimler aldık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Hepsi çok başka adamlar gerçekten. Hepsi çok korkusuz. Bir de çok tuhaf bir şeyleri de var. Tatminleri var. Yani hayat kurtarıyor adam çünkü. O yüzden böyle hepsi çok olgun ve ağırbaşlı falan adamlar.
Onları işte izledik. Onların hikayesini anlatıyoruz aslında. Peki Usan Çakır'ı hangi rolde izleyecek izleyici? Ben efendim gördüğünüz gibi Cem Tolunay'ı oynuyorum. İşte Çavuş buradaki, burada bir ekipler karargahta. Onların kendi işte hikayeleri var. Kız kardeşini kaybetmiş bir yangında. O da aynı zamanda Görkem'in oynadığı Uğur'un eşiydi. Ve hem onun bu karısını ben de kardeşimi kaybetmiş olduğum için aramızda bir çatışma oluyor. Aldıkları eğitimler de Usan Çakır için ilginç bir deneyim olmuş. Enteresan bir şey tabii yani, maskeler şeyler filan. Eğitimler aldık. İşte bir tane kazana soktular bizi falan. 520 derece ısınıyor falan. Onu söndürüyorsun içeride falan. 520 bayağı sert yani. Gergin anlar oldu yani. Kırmızı Kamyon'un diğer önemli oyuncuları Uğur Arda Başkan, Deniz Hamzaoğlu ve Gürberk Polat'la birlikteyiz. Diziyi onlardan da dinlemek isteriz. Ya daha önce çok karşılaşmadığımız bir şey. İtfaiye hikayesi daha önce yapılmadı. Onun da heyecanı içerisindeyiz. Güzel eğitimler aldık. Uzun bir süreçten geliyoruz. Bakalım inşallah seyircilerin de seveceği güzel, sıcak bir hikaye anlatırız. İnsanlar yangında ölümü arkasına bırakıp hayata koşuyor. Ben eşimi, ömrümün annesini yangında kaybedeli bir yıl oldu. Avantajımız sanırım daha önce anlatılmamış bir hikayeyi anlatmaya çalışmak oldu. Bu nedenle ön hazırlığı bir kere ekip olgusunu çok güçlü tutmamız gerekiyordu. Ön hazırlığında buna yönelik çok çalıştık. Dolayısıyla sanırım umut ediyorum diyeyim. Seyircimize daha önce rastlamadığı tatta bir şey sunacağız diye gayret ediyoruz. Bakalım. Çok zor günler geçirdim. Ama düştüğüm yerden de sadece kızımın sevgisiyle kaldım. Madem o kadar düşünüyorsun kızını, o zaman kurtarsaydın ya annesini yangından. Ben adli psikolog Yonca. Uğur Eser'le aranızdaki vesayet davası için atandım. Çocuk bizimle mutlu, anlasana. Çok heyecanlıyız. Enerji çok uydu ekip olarak da. Ki bence çok önemli bir şeydi Deniz abinin de dediği gibi. Çok güzel sahneler var. Çok büyük emek var. Ve çok keyif aldık biz çekerken de. Umarım izleyen de aynı şekilde, izleyicilerimiz aynı şekilde keyif alırlar. 31 Mart Çarşamba akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon'u kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Kızımı alabilmemin anahtarı o kadın. Bütün hayatım, kaderim, mutluluğum, mutsuzluğum o kadının iki dudağı arasında. Öyle üzülüyorum ki bunu. Çok yakın arkadaştılar. Kardeş gibiydiler. Bu kadar çaresiz bırakma adamı. Ölüm var lan, ölüm. Kimseyi geride bırakmayacağız. Bizim özümüz sözümüz bir. Bak 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 bak, şova bak. Bak bak, sen de şova bak.